Merhabalar arkadaşlar. Bugün genel biyolojinin 3. dersiyle karşınızdayım. Bugün yaşam için vazgeçilmez öneme sahip olan su ile ilgili bilgiler vereceğim ve suyun çevreyi canlılar için nasıl uygun hale getirdiği ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Su molekülü polar bir moleküldür ve polaritesinden dolayı biyokimyanın temelini oluşturan ve polaritesinden dolayı diğer moleküllerle oldukça rahat etkileşime girebilen bir moleküldür. Dolayısıyla polaritesinden dolayı su molekülü hidrojen bağlarının oluşmasına yol açmaktadır. Oldukça basit yapılı bir moleküldür. Tekli bağla bağlı olup oksijen hidrojenden daha elektronegatiftir. Şu görmüş olduğunuz su molekülü yanındaki şu su molekülüyle oksijeni ve hidrojen atomu arasında bir hidrojen bağının kurulması sonucunda bir araya gelir. Ve oksijenin elektronegativitesi hidrojene göre daha yüksek olduğu için oluşturulan bu hidrojen bağında elektronlar oksijene daha yakın olacağı için bu birlikteliğin oksijen tarafı kısmi negatif yüke sahip, hidrojen tarafı ise kısmi pozitif yüke sahiptir. Dolayısıyla iki su molekülü arasında kurulan bu bağda bağın bir ucuyla diğer ucu arasında net bir elektriksel yük farkı meydana gelmektedir. Bu su molekülünü hem bağ yapmadan önce hem bağ yaptıktan sonra polar halde tutmaya yeterli bir güçtür. Her su molekülü toplam 4 su molekülüyle bağ kurabilir. Şu merkezdeki su molekülünü dikkate alacak olursanız, yukarıdaki su molekülü birinci, şuradaki ikinci, şuradaki üçüncü ve şuradaki dördüncü su molekülü. Yani merkezde bulunan su molekülü etrafındaki toplam 4 su molekülüyle bağ yapabilme kapasitesine sahiptir. Merkezdeki su molekülünün oksijen atomu iki tane su molekülünün hidrojen atomlarıyla ayrı ayrı hidrojen bağı kurar. Aynı zamanda yine merkezdeki su molekülünün hidrojen atomları da her biri etraflarında bulunan su molekülünün oksijen atomlarıyla birer tane bağ kurar. Yani toplam bir su molekülü etrafındaki 4 su molekülüyle bağ kurar hale gelmiştir. İşte suyu akışkan yapan şey de bu bağların sürekli kırılıp yeniden kurulmasıdır. O nedenle su hareket ettirdiğiniz sürece sürekli dalgalanır. Moleküller arasındaki bağların yeniden yapılıp yıkılmasına bağlı olarak. Suyun 4 temel özelliği gözümüze çarpar. Bunlar nelerdir? Kohezif davranış, sıcaklığı kararlı tutabilme, donduğunda genleşme ve polar çözücülük. Bu özellikler birazdan da açıklayacağım üzere canlılık için oldukça önemli özelliklerdir. Önce kohezyon özelliğinden bahsedelim. Kohezyon aslında suyu oluşturan moleküllerin hidrojen bağlarıyla birbirlerine bağlı olarak bir sütun oluşturması prensibine dayanır. Bu bağlar kırılgandır ama sürekli yenilenebilen bağlardır ve su molekülleri bu kohezyon gücüyle bir arada tutulurlar. Mesela şu metrelerce yüksekte bulunan bir ağacın kökleriyle almış olduğu suyu şurada görmüş olduğunuz iletim kanalları aracılığıyla en yukarıya ağacın tepesindeki yapraklara kadar taşıyabilmesini sağlayan güç aslında su moleküllerinin kohezif davranışıdır. Yani kohezyon gücüdür. Böyle bir kılcal boru içerisinde su molekülleri aralarında hava kabarcığı kalmayacak şekilde birbirlerine kesintisiz bir su sütunu oluşturacak şekilde tutunabilirler. İşte bu durum arada herhangi bir hava kabarcığı olmaması kaydıyla su moleküllerinin o kesintisiz su sütununun metrelerce yukarıya doğru oluşturabileceği, yani yerden alınan suyun kesintisiz bir şekilde yukarılara kadar taşınabileceği anlamına gelmektedir. Bu sayede su kesintisiz bir sütun halinde akışkan bir özellik kazanır ve kılcal sütunlar boyunca kesintisiz ilerleyecektir. Ve ilginçtir, bu sayede oluşan potansiyel aslında suyun hareketinin yer çekimine karşı koymasına da yardımcı olmaktadır. Bir diğer özellik adezyon demiştim. Adezyon da iki bileşiğin birbirine tutunmasıdır. Suyun yüzeyle arasında bir bağlantı kurulması anlamına gelir. Kohezyonla adezyon arasındaki temel fark şudur. Kohezyonda su molekülleri birbirlerine tutunurken, adezyonda ise su molekülleri içerisinde bulunduğu kabın çeperine tutunmaya çalışırlar. Suyun bir diğer önemli özelliği ise yüzey gerilimidir. Şu şekli hemen hemen hepiniz bir şekilde görmüşsünüzdür. Suyun üzerinde batmadan durabilen bir canlı, bir böcek. Bakın ayaklarını görüyorsunuz. Suya dokunduğu yerde hafif içeriye doğru basınç oluşturuyor ama suyun yüzeyinde bulunan su tabakasını, yani film tabakası şeklinde suyun üzerini kaplayan tek sıralı su moleküllerinin birbirlerinden bağlanmasından oluşan
tabakayı incitmeden suyun üzerinde durabilmektedir. Suyun geriliminin diğer sıvılar içerisinde oldukça yüksek olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi suyun hava ortamına bakan yüzeyindeki molekülleri alttaki moleküllerle bağ yaptığından düzenli bir organizasyon sergilerler. Dolayısıyla yüzeyde bir film tabakası oluştururlar. Aslında mekanizma tam olarak şudur. En üst tabakayı oluşturan su molekülleri birbirlerine sıkıca tutunurlar. O sıkıca tutunmayı dışarıdan bozacak derecede bir güç uygulanmadığı sürece en üst yüzey gergin halde kalacaktır. İşte suyun üst tabakasının adeta bir film tabakasıymışçasına gergin durması olayına suyun yüzey gerilimi adı verilmektedir. Şu gördüğünüz canlı çok sayıda hidrojen bağının sonucu yüzey geriliminden dolayı suyun üzerinde çok rahat bir şekilde yürüyebilmektedir. Ama ağırlığı suyun yüzeyindeki o gergin tabakayı bozabilecek derecede basınç uygulayabilecek canlılar suyun üzerinde bu şekilde kalma yeteneğine sahip değillerdir. Suyun bir diğer önemli özelliği, canlılar için önemli olan özelliği, sıcaklığı kararlı tutmasıdır. Su sıcak havalarda ortamdan ısıyı depolar, hava soğuyunca da kontrollü bir şekilde ortama tekrar verir. Bu durum hava sıcaklığının kararlı olmasını sağlaması açısından suya bir avantaj kazandırır. Dolayısıyla su iyi bir ısı bankasıdır. Mesela İç Anadolu'da karasal iklimin hüküm sürdüğü şehirlerde gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları çok fazladır. Çünkü ortamda çok fazla su olmadığından dolayı karalar gündüz evet ısınır ama akşam yaklaştığında ya da gece ısıyı çok hızlı bir şekilde dışarı verecekleri için gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları fazla olacaktır. Ama ılıman yerlerde yani deniz kenarlarında deniz gündüz boyunca ısıyı depolayacak ama akşam olup da güneş battıktan sonra ısıyı da kontrollü bir şekilde ve yavaş yavaş ortama verecektir. Dolayısıyla deniz kenarlarında gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farklılıkları karasal iklimin hüküm sürdüğü yerler kadar fazla değildir. Dolayısıyla deniz kenarlarındaki şehirler iç kısımlardaki şehirlere göre biraz daha ılımandır. Etrafta sıcaklık değişimleri ne kadar fazla olursa olsun su bu sıcaklık değişimlerine karşı direnç oluşturacağından dolayı suyun kendisinin ısısı etrafa göre çok az değişmektedir. Şimdi burada suyun ısıyı tamponlaması konusunda bilgi vermişken ısı ve sıcaklık terimleri arasındaki farkı da anlatmak gerekiyor. Kinetik enerji hareket eden her şeyin taşıdığı enerjidir. Mesela atomlar bir kinetik enerji taşır. Moleküller bir kinetik enerji taşır. Hızlı hareket büyük kinetik enerji demektir. Neden? Hareket kinetik enerji anlamına geliyorsa bir obje hızlı hareket ediyorsa buna bağlı olarak da kinetik enerjisi yüksek olacaktır. Isı nedir? Isı belirli bir maddenin moleküler hareketinden kaynaklanan kinetik enerjisinin toplam miktarıdır. Yani hareket eden moleküllerinin sergilediği kinetik enerjilerinin toplam miktarına ısı adını veriyoruz. Peki sıcaklık nedir? Sıcaklık da moleküllerin ortalama kinetik enerjisine bağlı ısının yoğunluk ölçüsüdür. Yani bunu ısının yoğunluk ölçüsü olarak tekrar edebiliriz. Peki ısıyla sıcaklığı terimsel olarak tekrar edecek olursak karşımıza nasıl bir farklılık çıkıyor? Bakın ısı kinetik enerji toplamı. Maddenin moleküllerinden kaynaklanan kinetik enerji toplamıdır. Sıcaklık ise o ısının yoğunluk ölçüsüdür. Yani moleküler hareket artarsa termometre bunu sıcaklık olarak ölçecektir. Mesela konuyu anlaşılır kılabilmek için bir örnek verecek olursak bir yüzücünün sıcaklığı yüzdüğü denizden fazladır. Neden? Denizin sıcaklığı 25 santigrat derece civarında ise yüzücünün kendi sıcaklığı da 36,5-37 derecedir. Ama denizin ısısı yüzücüden daha fazladır. Isı neydi? Isı moleküllerin kinetik enerjilerinin toplamıydı. Kocaman bir denizde bol miktarda su molekülü bulunduğunu ve onların da sürekli hareket ettiğini düşünün. O hareketlerin toplamı muazzam bir kinetik enerji açığa çıkaracaktır. İşte ısı neydi? Hatırlayınız, o kinetik enerjilerin toplam miktarıydı. Sıcaklık ise o ısının yani kinetik enerjilerin toplam miktarı ile oluşmuş ısının yoğunluk ölçüsüdür. Dolayısıyla denizde yüzen yüzücünün kinetik enerji yoğunluğu yani ısının yoğunluğu denizden fazladır. Ancak denizdeki moleküllerin kinetik enerji toplamları yani ısısı ise yüzücüden daha fazladır.
Objeler arasında aktarılan şey ısıdır. Isıyla sıcaklığı tekrar birbirine karıştırmamak adına altını çizerek söylüyorum. Sıcaklık Celsius'la yani santigrat dereceyle, ısı ise kaloriyle ifade edilir. Bir kalori, 1 gram suyun sıcaklığını 1 derece artırmak için gereken ısı miktarıdır. Burada bir dönüşüm verilmiş. 1 jul 0.239 kalori iken 1 kalori de 4.184 jul'dür. Su özgül ısısı oldukça yüksek bir maddedir. O nedenle az önce söylediğim gibi sıcaklığı kararlı tutmaktadır. Yani iyi bir ısı bankası, iyi bir ısı tamponlayıcısıdır. Peki özgül ısı nedir? Özgül ısı bir bileşiğin 1 gramının sıcaklığını 1 derece değiştirmek için alınması ya da verilmesi gereken ısı miktarıdır. Suyun özgül ısısı 1 kalori bölü gram bölü derecedir. Yani suyun 1 gramının sıcaklığını 1 derece değiştirmek için alınması ya da verilmesi gereken ısı miktarı 1 kaloridir arkadaşlar. Alkolün özgül ısısı suya göre daha düşüktür. 0.6 kalori bölü gram bölü derece. Yan yana bir masanın üzerine birkaç damla alkol, birkaç damla da su damlatın. Ve hangisinin çok daha çabuk buharlaştığına dikkat edin. Alkol muhtemelen çok daha hızlı buharlaşacaktır. Su ise bulunduğu ortamdan alkolden daha geç buharlaşacaktır. Çünkü su buhar fazına geçebilmek için yani iki hal arasında yani sıvı ile gaz hali arasında geçiş yapabilmek için daha fazla sıcaklığa ihtiyaç duymaktadır. O nedenle suyun özgül ısısı alkole göre daha yüksektir. Özgül ısı aynı zamanda soğurulan ısıyı kaybetme durumunda sıcaklık değişimindeki direnmenin ölçüsüdür. Az önce anlattım hangisinin daha önce buharlaştığı aslında bu farkı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İşte suyun bu denli dirençli olmasının nedeni hidrojen bağlarının kırılıp yeniden kurulması yani bu işlem sırasında ısının gerekiyor olmasıdır. İşte suyun özgül ısısının yüksek olması canlılar için çok büyük önem taşımaktadır. Mesela çok büyük su kütleleri yaz boyunca gün içerisinde güneşten ısıyı depolar fakat kendi ısısı sadece birkaç derece değişir. Geceleri ya da kış mevsiminde ise o soğurduğu ve kendi içerisinde depoladığı ısıyı ortama yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde verir. Az önce söylemiştim kıyı alanların karasal alanlara göre ılımanlığı bu nedenle daha fazladır. Yüksek özgül ısı okyanusları daha kararlı tutmaktadır. Özellikle denizlerde yaşayan canlılar yüksek ısı değişimlerine çok fazla maruz kalmadan yaşama şansı bulabilmektedirler. Bir de suyun buharlaşmaya bağlı bir soğutma etkisi vardır. Sadece su için geçerli değildir. Sıvı fazdan gaz faza geçen tüm sıvılar için bu geçerlidir. Bir sıvının sıvı fazdan gaz faza geçebilmesi için daha fazla ısı alması gerekiyor. Yani ortamdan ısı soğurması gerekiyor. Bu buharlaşma aynı zamanda ortamın serinletilmesi ya da soğuması açısından avantaj sağlayacaktır. Buharlaşma moleküllerin ortalama hareket hızının değişmesi ve ortalama kinetik enerji olan sıcaklığın bir sonucudur. 1 gram sıvının sıvı fazdan gaz fazına geçmesi için gerekli olan ısı miktarına buharlaşma ısısı adı verilmektedir. Su özgül ısısı kadar aynı zamanda buharlaşma ısısı da en yüksek olan sıvıdır. Bu yüksek ısı yer küreye yaşanılabilir ılıman bir ortam oluşturmaktadır. Buharlaştığında suyun yüzeyin soğumasının nedeni en fazla kinetik enerjiye sahip en sıcak moleküllerin gaz haline geçmeye yatkın olmasıdır. Yani siz bir su molekülüne ısı uyguladığınızda kinetik enerjisi en fazla olan moleküller, yani en hareketli olan moleküller ilk olarak gaz fazına geçen moleküller olacaktır. Buharlaşmaya bağlı ortamdan ısı emilmesi aslında vücudumuz için de oldukça önemlidir. Şurada gördüğünüz sporcu çok yüksek bir aktivite sergiliyor, sporsal bir aktivite. Bu aktivite sonucunda kaslarının hareketi sonucunda vücudunun sıcaklığı artıyor. Ve vücut sıcaklığı artınca vücut bir tepki ortaya koyuyor. Nedir bu tepki? Terleme tepkisi. Terleme ile hem sıvıyı cildin üzerine çıkartıyor. Neden bunu yapıyor? Cildin üzerine çıkan sıvı buharlaşırken bu sporcunun vücudundan ısıyı alarak buharlaşacaktır. Dolayısıyla
vücudunun ısısını düşürecektir. Bu birinci korunma mekanizması. İkinci olarak da vücut terlerken aynı zamanda bir takım toksik maddeleri de o terin içerisinde derinin yüzeyine gönderir. Aynı zamanda o toksik maddelerden de vücudun kurtulması için oldukça anlamlı bir stratejidir bu arkadaşlar. İşte buharlaşmaya bağlı soğuma tıpkı bu sporcunun vücudunda olduğu gibi göl ve karalar kadar bitki ve hayvanların aşırı ısınmasını da engelleyen bir mekanizmadır. Şimdi bir de suyun önemli bir etkisi daha var. Su molekülleri donduklarında hacimleri genişler. Mesela bakın şu sıvı haldeki su molekülü, şu da katı hale geçmiş olan su molekülü. Sıvı haldeki su molekülleri birbirlerine daha yakındırlar. Ama katı hale geçtiklerinde düzenli bir kafes yapısı oluşturduklarından dolayı aralarında düzenli ve daha büyük boşluklar meydana gelir. Yani şuradaki su moleküllerine göre aralarında daha büyük boşluklar meydana gelecektir. Dolayısıyla donduğunda su molekülleri sıvı forma göre daha büyük bir hacmi kaplayacaktır. Mesela bir borunun içerisindeki suyun donduğunu düşünün. Donduğunda boruyu çatlatacaktır. Çünkü hacmi genişleyecektir. Dolayısıyla boruya zarar verecektir. İşte donduğunda o kadar sağlam bir yapıya bürünür ve o kadar kararlı bir şekilde hacmini genişletmeye çalışır. İşte bu aralardaki boşluklardan dolayı aynı zamanda buz yani suyun katı hali sıvı halinin üzerinde yüzer. İşte bu olay sucul canlılar için oldukça önemli bir avantaj sağlar. Nedir bu avantaj? Battaniye etkisi. Su bu şekilde donduğunda göllerde ya da tatlı sularda donma hep yüzeyden başlar. Neden yüzeyden başlar? Buz molekülünün suyun üzerinde yüzdüğünden bahsetmiştik. Şu aralardaki boşluklardan dolayı. Yani birim hacimde daha az su molekülünün paketlenmesinden dolayı. Dolayısıyla yüzey donduğu zaman altta kalan canlılar kışın dış ortamdaki soğuktan etkilenmeden suyun altında yaşayabilirler. O nedenle yüzeyde oluşan buz tabakası bir battaniye etkisi oluşturur. Suyun altındaki canlılar suyun üzerindeki amansız hava koşullarından tamamen korunmuş olur. İşte su donduğunda birim hacimde %10 daha az su molekülü bulunacağından dolayı buz molekülü suyun üzerinde yüzer. Bakın arkadaşlar şu yüzeyden donan bir tatlı su görülüyor arkadaşlar. Yüzeyde yüzen buz tabakası alttaki sıvı suyun soğuk havayla temas etmesini önleyen bir bariyer oluşturur. Burada gördüğümüz krill adı verilen omurgasızlar Güney Kutup Denizi'nin buz tabakası altında yaşarlar. Yani bu buzlanma aslında sadece tatlı sularda gerçekleşmez. Denizlerin, okyanusların kutuplara yakın olan bölgelerinde de bu yüzeydeki donma gerçekleşir ve iç ortam dış ortama göre biraz daha stabil ve kararlı hale gelir. Dersimize başlarken suyun polaritesinden bahsetmiştik. Su oldukça iyi bir çözücüdür arkadaşlar. İki ya da daha fazla çözelti homojen bir şekilde karıştırıldığında meydana gelen şeye çözelti adını veriyoruz. Neymiş çözelti? Çözücü artı çözünenden oluşan bir birliktelik, bir kompleks. İşin içerisinde su olduğu için oluşan çözeltiler sulu çözeltilerdir. Ve su oldukça iyi bir çözücüdür demiştik. Neden iyi bir çözücü? Bakın şurada yemek tuzunun suyun içerisinde çözünmesi resmedilmiş. Şuralar su molekülleri. Yani bir kırmızı ve iki tane beyaz kulakçıktan oluşan her bir molekül H2O yani su molekülüdür. Yemek tuzu sodyum klorür. Sodyum ve klor atomlarından meydana gelmiştir. Sodyum net pozitif yüke sahiptir. Klor ise net negatif yüke sahiptir. Net pozitif yüke sahip olan sodyum atomları su molekülünün net negatif yüke sahip olan oksijen atomları tarafından çevrelenir. Negatif yüke sahip olan klor atomları ise su molekülünün net pozitif yüke sahip olan hidrojen atomları tarafından çevrelenir. İşte sodyum klorürü oluşturan sodyum ve klor atomlarının ayrı ayrı su moleküllerinin uygun bölgeleri tarafından çevrelenerek birbirlerinden ayrılması olayına tuzun suyun içerisinde çözünmesi adını veriyoruz. O nedenle polar bileşikleri çözebilir diyoruz. Yani benzerler benzerleri çözebilir. Yani burada polar bir bileşik olan su, polar bir diğer bileşik olan sodyum klorürü çözebilmektedir. Aynı zamanda su bazı moleküllerin etrafında toplanarak bir kabuk oluşturur, bir tabaka oluşturur. Buna hidrasyon kabuğu adı verilir arkadaşlar. Şurada suda çözünmüş ve su moleküllerine göre çok devasa büyüklükte olan bir molekül, bir protein molekülünü görüyorsunuz arkadaşlar.
protein gibi çok büyük moleküller bile eğer yüzeylerinde su moleküllerinin bağlanabileceği pozitif ya da negatif yükler bulunduruyorlarsa o kısımlarının etrafına hemen su moleküllerinin pozitif ya da negatif kutupları hemen yanaşıp oraya bağlanacaktır. Ve dolayısıyla bu protein molekülünün etrafında bir kabuk yani hidrasyon kabuğu meydana gelecektir. Su molekülleriyle çevrelenmiş kütle çözünebilen bir protein molekülünü temsil etmektedir. Bu etrafı çevreleyen kabuğa hidrasyon kabuğu adı verilir. Su molekülünün polaritesinden bahsetmişken tabii iki önemli kavramı da vermek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi hidrofilik kavramı, bir diğerisi ise hidrofobik kavramı. Hidrofilik, hidro su demektir. Fili ise sevmek, hoşlanmak. Hidrofilik suyu sevmek demektir. Polar ya da iyonik bileşikler suya karşı çekim gösterdiğinden hidrofiliktirler. Neden? Çünkü suda polar bir bileşiktir. İyonik ya da polar gruplar içermeyenler ise sudan kaçacaklardır. Onlara ise hidrofobik bileşikler adı verilir. Hidro su demekti az önce söylemiştim. Fobi ise bir şeyi sevmemek. Mesela nedir? Kapalı mekanlarda kalmaktan hoşlanmıyorum. Klostrofobim var denir mesela. O kelimenin sonundaki fobi aslında herhangi bir şeyden hoşlanmamak anlamına gelir. Burada hidrofobi ise sudan hoşlanmamak anlamında kullanılır. Yani hidrofilik suyu sevmek, hidrofobik ise sudan kaçmak, suyu sevmemek. Polar ya da iyonik olan moleküller proton ya da elektron çekebilme eğiliminde oldukları için suyla etkileşebilirler ve suyu severler. Polar ya da iyonik olmayanlar ise elektronları kendi içinde eşit paylaştıklarından dolayı yani dışarıdan herhangi bir elektron almak ya da ona elektron vermek amacında olmadıkları için yani herhangi bir alışveriş ihtiyacında bulunmadıkları için suya karşı hiçbir çekim göstermezler ve sudan kaçma eğilimindedirler. Biyokimya aslında ıslak kimya olarak bilinmektedir. Yani biyolojik reaksiyonların tamamına yakını suda çözünmeyi gerektirir. O nedenle bütün biyokimyasal reaksiyonlar suyun içerisinde gerçekleştiği için biyokimyaya aynı zamanda ıslak kimya adı verilmektedir. Aynı zamanda hücre dışı denemeler de bunu gerektirir. Yani laboratuvar ortamında yaptığınız deneysel tepkimelerde, reaksiyonlarda temel ortamı su olmak üzere ayarlamak zorundasınız. Aksi takdirde reaksiyonu gerçekleştirmeniz mümkün değildir. Kimyasal tepkimeyi anlayabilmek için o kimyasal tepkimeye giren atom ya da moleküllerin sayısının bilinmesi gerekiyor. Biz bunu ancak bir takım kavramlarla ortaya koyabiliriz. Nedir bu kavramlar? Mol kavramı, ilk karşımıza çıkan kavram. Molekül ağırlığı kadar gram anlamına gelmektedir. Mol, molekül ağırlığı kadar gram. Mesela C12H12O11, bu bir sukroz molekülü. Bunun 1 mol kütlesi 342 gramdır. Yani 1 mol sukroz çözeltisi elde edebilmek için suyun içerisinde 342 gram madde çözündürmeniz gerekmektedir. Bütün bileşiklerin bir molünde tamı tamına aynı oranda atom, molekül ya da iyon bulunur. Buna ne ad veriyoruz arkadaşlar? Buna aslında Avogadro sayısı adını veriyoruz. İki su molekülü bir araya gelip bir kompleks oluşturabilecekleri gibi birbirlerinden ayrışabilirler de. Mesela şurada iki tane su molekülünü görüyorsunuz arkadaşlar. Hidrojen bağıyla bağlanmış. Su molekülleri hidronyum iyonu ve hidroksil iyonu oluşturacak şekilde birbirlerinden ayrışabilirler. Mesela bakın şuradaki hidrojen gelip şuradaki oksijene bağlanmak suretiyle H3O'yu meydana getirdi. Net pozitif yüklüdür. Neden? Bir tane fazladan hidrojen aldığı için pozitif yük kazanmıştır. Hidronyum iyonu adını alır. Diğerisi ise bir pozitif yükü yani hidrojeni kaybettiği için bir önceki durumuna göre daha negatiftir. Yani hidroksil iyonu haline gelmiştir. Yani iki tane H2O molekülü bir araya gelirse bir hidronyum ve bir hidroksil oluşur. Ya da bunu tek bir su molekülü üzerinden düşünecek olursanız bir tane su molekülü, bir tane hidrojen ve bir tane hidroksilin birleşmesinden meydana gelmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer kavram asit baz kavramı. Tabi biyokimyadan ya da ıslak kimyadan bahsettiğimizde üzerinde durmamız gereken diğer önemli noktalardan bir tanesi de asit baz kavramıdır arkadaşlar. Asit bir çözeltinin hidrojen iyonu derişimini artıran bileşiğe verilen isimdir. Yani elinizdeki bileşik ortama sürekli hidrojen iyonu veriyorsa, dolayısıyla ortamın hidrojen iyonu konsantrasyonunu artırıyorsa o maddeye asit adı verilir. Peki tam tersini düşünelim.
Elinizdeki bileşik ortama hidroksil iyonu veriyorsa sürekli ve ortamın hidroksil iyonu konsantrasyonunu artırıyorsa o zaman o bileşiğe de baz adı verilmektedir. Bakın şu bir pH skalası. Şurada kırmızıya doğru gidiş pH'nın küçülmesi yani asitliğin artmasıdır. Maviye doğru gidiş ise baza doğru gidiş yani pH'nın artması yani bazlığın artması anlamına gelmektedir. Şu tam orta nokta ise pH 7 nötraldir. Peki hangi pH'da hangi bildiğimiz sıvılar yer alır? Bunlara bir göz atalım. Mesela pH 2 mide sıvısı ve limon suyu oldukça asidiktir. Midenizin yandığından şikayet ediyorsanız mide sıvısı zaten yeterince asidiktir ve o mide mukozanızda herhangi bir açıklık ya da yaralanma varsa o nedenle midenizi yakmaya başlamıştır. Üstüne bir de asidik karakterde olan sıvıları tüketmemeniz gerekiyor. Mesela limon suyu ya da çok seyrelterek tüketmek gerekiyor. Sirke, bira, şarap, kola pH 3 oldukça asidik. Domates suyu, açıkta kalan yaralarınızda domates suyu damlattığınızda yandığını hissedersiniz. Neden? Domates suyu asidiktir pH 4. Sade kahve ve yağmur suyu pH 5 saf suya göre oldukça asidik. İdrar pH 6. Saf su pH 7 yani nötraldir. Mesela insan kanı da pH 7'ye yakındır. pH 7 ile 8 arasındadır. Deniz suyu pH 8 ile 9 arasındadır. Mesela magnezyum hidroksit sıvısı pH 10 ile 11 arasındadır. Amonyaklı temizlik sıvıları, bu deterjanlar bazik deterjanlardır. En az asitler kadar zararlıdırlar. Mesela asitlerin tadları ekşidir. Bazlar ise ele kayganlık hissi verirler. Çamaşır suyu pH 12-13 arasındadır. Oldukça kuvvetli bir bazdır. Ya da yağ çözücü temizlik maddeleri yani yağlı kirleri çözen temizlik spreyleri bunlar son derece bazik pH 13-14 arasındadır ve vücut için oldukça zararlı bileşiklerdir. Peki asitler bazlardan bahsetmişken tam yeri gelmişken bir de tamponlar hakkında bilgi vermek gerekiyor. Canlı hücrelerin çoğunun hücre içi pH'sı 7'ye yakındır yani nötre yakındır. Çünkü iç ortamın kararlı tutulabilmesi için pH'nın da olması gereken sınırlar içerisinde kararlı tutulması gerekiyor. pH'daki çok düşük bir değişiklik dahi hücre için zararlı olabilir. Çünkü gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların büyük bir kısmı pH'ya oldukça duyarlı reaksiyonlardır. pH'da virgülden sonraki birkaç basamaklık bir değişiklik dahi ortamdaki biyokimyasal reaksiyonların gidişini dramatik bir şekilde etkileyeceklerdir. Vücudumuz pH değişimlerine karşı bir takım tamponlar kullanmak suretiyle o pH değişimlerini tekrar eski haline getirmeye çalışırlar. Tampon, pH'daki değişime karşı direnen madde demektir. Tamponlar biyolojik sıvıların pH'larında ortaya çıkabilecek değişiklikleri önleyen maddelerdir. Bunu şu örnekle çok rahat açıklayabiliriz. Şurada hidrojen vericisi bir asit molekülü var arkadaşlar. Nereden anlıyoruz hidrojen vericisi olduğunu? Bakın. Reaksiyona girdiğinde karbonik asit bikarbonat iyonuna ve hidrojen iyonuna ayrışmaktadır. Dolayısıyla ortamın hidrojen iyonu konsantrasyonunu artırır. Eğer ortam baza yaklaşmışsa yani pH 7'nin üzerine çıkmışsa 8, 9, 10 gibi gidiyorsa işte o zaman karbonik asit bikarbonat ve hidrojene parçalanır ve ortamın hidrojen iyonu konsantrasyonunu artırır. Dolayısıyla baza doğru kayan ortamı hidrojence destekleyerek tekrar olması gereken yere getirir. Bu reaksiyon gördüğünüz gibi tersinir bir reaksiyondur. Yani çift yönlü bir reaksiyondur. Eğer ortamda hidrojen iyonu konsantrasyonu fazlaca artmışsa, yani bu sefer de aside kaymış demektir. O zaman da hidrojen iyonlarını bikarbonata bağlamak suretiyle karbonik asit meydana getirir. Bu sefer de pH'nın aside kaymasını engeller, biraz daha tekrar ortaya doğru çeker. İşte karbonik asit, bikarbonat arasındaki sürekli dönüşüm biyolojik sistemlerde doğal bir tamponlayıcıdır. Dolayısıyla biyolojik sistemler karbonik asit ve bikarbonat tamponunu kullanmak suretiyle iç ortamın pH'sını dengede tutmaya çalışırlar. Tabi asitlerden bahsetmişken biraz asit yağmurlarından da bahsetmek gerekiyor. Çünkü yağmur suyunun aşağı yukarı pH 5 civarında olduğunu söylemiştik az önce. Kirlilik içermeyen yağmurun pH'sı 5.6 civarındadır. Biraz hafif asittir. Yani nötrün biraz altındadır. Bunun nedeni nedir? Karbondioksit ve suyun oluşturduğu karbonik asittir. pH 5.6'dan daha asidik olan yağmurlar asit yağmuru olarak adlandırılmaktadır. İşte asit yağmurları canlılar üzerinde çok olumsuz etkilere yol açmaktadırlar.
Mesela şurada gördüğünüz bir asit yağmuru, ormanlar üzerindeki etkisi, Kuzey Carolina'daki Mitchell Dağı'nda çok sayıda ağacın ölümü doğrudan ya da dolaylı olarak yağmur, kar ve sis şeklinde inen asit yağmurlarından kaynaklanmaktadır. Asit yağmuru havada diğer bir takım elementlerle, örneğin kükürtle bir araya gelmek suretiyle daha asidik karakterde bir yapı kazanmakta ve yeryüzüne indiğinde pH'si oldukça düşük olan bu yağmurlar canlılara zarar verebilmektedir. Evet, bugünkü konumuz su ve suyun canlılar için önemiydi. Bir sonraki konumuzda tekrar bir araya gelmek üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.